Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle The Walking Dead 19. bölüm incelemesi hakkında konuşacağız. Türkiye'de FX'te bugün ekranlara gelen yeni bölüm bana kalırsa geçtiğimiz iki bölüme kıyasla çok daha güzel, çok daha gerilimli, çok daha heyecanlıydı. Bu bölümü genel olarak çok beğendim. Başından sonuna kadar hep bir gizem barındırıyordu. Ayrıca tüm bunların yanı sıra eski Walking Dead bölümlerine beni aldı götürdü. Uzun bir zamandan sonra o eski Walking Dead hissiyatını yakaladığım için çok mutluyum. Kıyamet sonrası dünyanın gerçekliğini tüm çip çıplaklığıyla bir kez daha gözler önüne serdiler. Bu anlamda baktığımızda özlediğim bir histi. Arabaların içerisinde tıkılıp kalmış, çatıda ölmüş insanların aylığa dönüşüp umutlarıyla beraber yok olmaları çok buruk hissettirdi. Bölüm sonrası baktığımda kendimi çok üzgün hissettiğimi fark ettim. Çünkü dünya ile beraber tüm insani değerlerimizi de yitireceğimizi görmek bilmiyorum üzücü. Bölüm genel itibariyle tam da beklediğim gibi 3 karakter odaklıydı. Geçtiğimiz bölümde de 3 karakter vardı. Miles karakterini bizlere gösterdiler. Miles'ın da dediğim gibi sanırım bu bölümün sonunda anlamamız gereken şey bu dünyada artık iki farklı insan kaldı. Hırsız ve katil. Kıyamet sonrası bir dünyada iyi bir insana rastlamak artık mümkün değil. Bu gerçeği algıladıktan sonra kıyamet sonrası dünyanın ne kadar da iğrenç olduğunu hissediyorsunuz. Kanalımı takip edenlerin bildiği üzere daha önce yayınlamış olduğum videolarda da bahsettiğim çoğu şey bu bölüm gerçekleşti. Sanıyorum tek bir şey gerçekleşmedi. Onu da zaten ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Hadi şimdi videoya geçelim. Yeni bölümü izlemediyseniz bu videonun devamında spoiler olduğunu unutmayın. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle bu bölüm öncesi sizlerle yayınlamış olduğum orakçılarla alakalı bir teori vardı ve bu teori ne yazık ki doğru çıkmadı. Fakat bunun aksine Gabriel ve Aaron'un izleyecekleri yolun sonunda bir su kulesi var ve bu su kulesi büyük anlamlara geliyor. Çizgi romandaki bu su kulesi Gabriel'in ölümünün gerçekleştiği yerdi. Belki de bu sezon yine çizgi romanla paralel bir şekilde ilerlenirse Gabriel'ın öldüğünü göreceğiz. Maze karakterini bu bölüm çok beğendim. Zaten bu karakteri canlandıran Robert Patrick gerçekten de iyi bir oyuncuydu. Bu rolünde hak kını vermeyi başardı. Keşke bu karakteri uzun vadeli bir şekilde bizlere gösterebilseydiler. Aaron ve Gabriel'ın Rus ruleti sahnesinde dostluğun birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını görmek çok güzeldi. Bu sahnede keşke Daryl ve Rick'i görebilseydik diyorum. Eminim ki bu sahnede müthiş bir dostluk örneği sergilerlerdi. Ama yine de bu ikilinin aynı zamanda bu sahneyi çok iyi bir şekilde canlandırdıklarını söylemeliyim. Bu bölüm alkol alıp domuz eti yiyen ikili bir nevi kumar oynamayı da ihmal etmediler. Bu masada dikkat çeken detaylardan biri de viski markasının Dwayne Johnson olmasıydı. Dwayne Jones önemli ve dikkat çekici bir şey. Belki de bir gönderme. Çünkü bu isim bildiğiniz üzere Morgan'ın oğlunun ismi. Yıllardır onun geri dönüşünü bekliyoruz ve birçok olayda alternatif hikaye üretip onun geri dönüşü olabileceğine dair teori üretiyoruz. Tabii ki onun geri dönüşü mevcut şartlarda çok zor. Onun çok da geri döneceğini sanmasam da onunla alakalı teoriler üretmek gerçekten de çok keyifli oluyor. Hayranlarına böyle bir yolla selam çaktıklarını ve bir nevi taleplerinin farkında olduklarını göstermek için böyle bir detayı koyduklarını düşünüyorum. Bu bölüm çekim anlamında da çok güzel sahneler söz konusuydu. Mesela hemen bölümün başlarında arabaları ararlarken geçişler çok hoştu. Kıyametin başından beri belki de o arabanın içerisinde mahsur kalan aylaklar söz konusu. 10 yıla aşkın bir süredir belirli yerlerde takılıp kalmış aylakların aslında bir dönem insan olduklarını düşünmek çok korkunç. Bunun yanında bu bölümde güzel olan sahnelerden biri Gabriel'in düşüp çamura bulanması ve çok akıllıca su olmayan yerde yağmuru yağdırıp onun temizlenmesini sağlamalarıydı. Eron ve Gabriel arasındaki mizah sahneleri de güzeldi. Bu bölümde bizlere gösterilmeye çalışılan en büyük şeylerden birisi de karakter değişimi. Bir karakter nasıl değişebilirin en büyük örneği Korkak Peder Gabriel olmalı. Gabriel çok ilginç bir karakter. Artık gerçekten de onu tanımak çok zor. Eron'un suratından da artık onu tanıyamadığını anlayabilirsiniz. Gabriel özellikle fısıldayanlardan sonra bambaşka bir karakter haline geldi. Bu bölümde alkol alması, yaşadıkları, onun akıl hocası olan ve rahiple ilgili çoğu şeyi George isminde birinden öğrendiğini öğrendik. Özellikle de viskiyle alakalı çoğu şeyi ondan öğrenmiş. Yeni Gabriel insan insanlara yardım etmenin, bu dünyadaki insanları Alexandria'ya geri getirmelerinin artık doğru olmadığını düşündüklerini ve artık yapmadıkları bir şey olduğunu söylüyor. Ama bunu söylerken de yine de yeni insan arayışı konusunda Mace yüzünden bir adım atamadı. Mace karakteri yeni insanları topluğa neden katmamalarının güzel bir örneği. Dışarıda pek çok insana güvenemiyorsunuz. Gabriel mesela sonunda Mace'i hiç öldürmezse ve Aaron onu eve götürseydi tehlike diplerinde olacaktı. Bu yüzden de onu öldürmeyi tercih etti ve aslına baktığınızda doğru bir karar. Negan her ne kadar kötü bir karakter olup zamanla değilse de fısıldayanlar yüzünden Gabriel dış dünyaya karşı olan değişim inancını kaybetti. Gabriel'ın in bakış açısı tamamen değişti çünkü Mace'i öldürmezse ve onu Alexandria'ya götürmezse başlarına bela açacağını düşünüyordu. Normal şartlarda Gabriel daha umutlu bir karakterdi ve çevresine umudu aşılamaya çalışan bir isimdi. Bu sahneyi bu kadar içten hissetmeyi beklemiyordum. Mace'in kardeşi ve ailesiyle olan hayatı, hikayesi bu dünyada yalnızca bencillik olduğunu göstermeye çalışıyordu. Walking Dead'de her ne kadar kötü adam olursan ol her zaman yaptığın davranışları haklı çıkarmaya çalış çalışıyorsun. bu hikayesi de yine bu durumu kanıtlar nitelikte. Gabriel'ın Eron'u buradaki sahnede yine kurtuluş şekli Gabriel'ın devreye girip hepimizin içinde iyilik olduğunu anlatmaya çalışmasıyla gerçekleşti. Fakat daha sonra da zaten Eron'un topuzuyla onu öldürdü ve Aaron mahvolmuş bir haldeydi. Konuşma boyunca iyilikten bahsedip rahip olması sayesinde kendisine inanmasını sağlayıp daha sonra da onu öldürmesi bu dünyanın mecbur bıraktığı bir şey ne yazık ki. Gabriel'ın bu denli dönüşümü fısıldayanlar sonrası yaşadıkları bence onun artık sona doğru götürüyor. Kesin kesinlikle onun bu gitmiş oldukları su kulesini öleceğini düşünüyorum artık. Görünen o ki final için bir şeyler ayarlanmış. Bölümün biteceğini düşündüğüm andaki son sürpriz de bu arada çok güzeldi. Mace kardeşini yıllardır tavan arasına saklıyormuş. Aşırı uzamış saçları, sakalıyla kelepçeli bir halde onu karşılarına görmek çok korkutucuydu. Muhtemelen yıllardır orada ve ailesi de çürümüş bir halde hemen yanı başında. Kendisini çekip vurması da çekmiş olduğu bu acılardan kurtulması için en mantıklı yöntem. Bu bölümde yaşananlar bu şekildeydi. Genel olarak bölüm incelemesine baktığımızda söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Hala nedense Mace'in hikayesinin bir bölümde bittiğine inanamıyorum. Mace için farklı bir planları olacaklarını düşünmüştüm. Bu anlamda biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Şimdiye kadar izlemiş olduğumuz 3 bölüm içerisinde en çok beğendiği bölüm bu oldu. Belki de yayınlanacak olan 6 bölüme baktığımızda ilk 2 bölüm arasında olacak bir bölümü geride bıraktığımızı düşünüyorum. Genel olarak bu bölümü çok beğendim. Özellikle de Eron'un çığlık attığı, kafasına silah dayanmış olduğu bu sahnedeki gerginlik çok güzeldi. 20. bölümde çok güzel olacağını düşünüyorum ve Kamu ve Fitch'in çok heyecanlı. Anlıyım. Yeni bölüm fragmanını ve ilk dakikalarını yayınladılar. Bu bölümle alakalı fragman analizini paylaşacağım. Muhtemelen yarın kanalımda olacaktır. Yeni bölüme ve diğer analizleri kaçırmamak için kanalımda yeniyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.